Herkese tekrardan merhaba, hepiniz hoş geldiniz. The Long Dark serimize... Şu camı bir kapatayım ya, pardon. The Long Dark serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son geldik buraya, tüfeği falan tamir ettik elle çalışan freze makinesinde. Kafayı vurdu. Kafa 1 milyon. Gitti böyle tabii, hani sarsıldı böyle bir baş dönmesi falan. Uyudu. Gecenin bir yarısı uyandı. Etraf yemyeşil. Kuzey şeyleri çıkmış artık. Bu ne deniyordu? Kuzey ışıkları mıydı? Her neyse. Kurtlar. Önümde. Kurtlar diyor bu ışığı sevmiyor diyor. Onlar sevmezse ben de kurtları sevmiyorum dedim. Çok korkuyorum dedim. Kurtlarla gidemem dedim. Yattım uyudum sabaha kadar. Sabah oldu. Oyuna devam ediyoruz. Şimdi benden istiyor ki eski avcı kulübesinde ormanda konuşulanlar hakkında daha fazla bilgi edin diyor. Tamam mı? Bak. Tüfek yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Ben havayı gündüz yaptım. Ben gidiyorum. Nereye gideceğim? Bak. Buradan çıktık ya. Tepeye. Suyu bulacağız. Donmuş suyu. Köprüyü bulacağız. Şuradaki köprüyü. Oradan geçtik mi zaten gerisi kolay. Köprüyü geç. Az bir şey tepeye çık. Sola dön. Yardır. Köprüyü nasıl bulacağım? Tren yol değil. Buraya yukarıdan aşağı geldim. Aşağıdan devam edeceğim o zaman. Yani. Bak ben şuradan geldim. Şöyle gideceğim. Ben o zaman böyle gidiyorum ya. Buradan suyu bulacağız. Tamam, güzel. Senaryoyu kurduk. Planımızı ayarladık. Her şey hoşdur. Güzeldir. Aa, karşıda lan. Karşıda kulübe bak. Bak bak bak, tepeye bak. Orada. Bulutun altında hemen. Aa, gördüm. Tamam, iyi, güzel. Görmüş olmamız güzel. Ben oraya şimdi giderim. Ama ya basit ya bunlar, tamam. Ben bir an korktum, hani şey yapamayacağım sandım. Bulamayacağım sandım. Hava daha günün ilk ışıkları. İlk ışıklar. Hani güneş yeni doğuyor. Aa, susuzluk, ölüyoruz lan. İç baba. Çak. Hem karnını doyur. İç. İç 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 iç. Oh, tamam. Köprü. Aha. Tamam. Ben sudan geçmeye niyetim yok. Bak, bazı bölgeleri beyaz. Tam oralarda böyle bir toprak var. Serttir ama diğer şu koyu olan yerler derin ve ince buz. Yani buz orada daha az oluyor. Bastığın zaman cumburlop suya. Sonra şeyle uğraş. Nedir onun adı? Neydi onun adı? Hipotermi. Heh. Kim uğraşacak abi hipotermiyle falan? Lan höz. Kafam açık. Bak. Lan! Ana! Nerede? Yok yok. Aa, hayır. Koşamıyorum ki rüzgardan. Allah, çok korktum ya. Bak, tavşan öldürdü. Tavşan yiyor bak. Psikopat manyak ya. Tavşan öldürdü, yiyor ya. Aç. Keserim. Aşağıdan ilk aldık ha. Kesme makinesini. Hop. Baba kapat. Ha. Easy ya. Vallahi easy. Vallahi easy ya. Süper. Şu an biraz üşüyoruz, doğrudur, evet, üşüyoruz. Üşüme var. Bir tık üşüyoruz, evet, doğrudur. Eksi 9 hissedilen. Güzel. Fazla da serin değil ya, öyle bir hani gıdıklıyor şöyle serin, şöyle boynumuzdan. Herhalde.
Öf. Renkler çok güzel ya. Şu renk tonu çok güzel. Renkler çok güzel ya. Cidden. Koş. Koş. Fazla koşmayalım ya, yoruluyoruz. Tamam, koşma lan, koşma. Yürü. Ya da azıcık koşak lan bir. Zaten koşamıyoruz da ağırlıklardan. Al sana kulübe. Yok dur, daha değil. Birazdan al. Abi. Ya hayır ya. Abi hayır. Aa, aa. Git git. Çık lan çık. Çık. Bize taktik çok. Hayır. Sen beni görmedin, ben seni görmedim, tamam mı? Hadi bakalım. Oğlum koş. Oğlum koş. Bir de bununla uğraşmayayım şimdi ya. Bazıları çok psikopat oluyor. Hani böyle yaksan da atsan da hayvan inanmış ya, ısıracak. Burada var mı lan? Abi. Yok ama. Bu ne ya? Ödüllendirileceğim falan sandım ben. Abi çok fazla kurt var. Abi 3-4 tane kurt var burada. Tamam. Kenardan yavaş yavaş. Bulaşmadan hayvanlara. Şöyle usul usul. Hatta çömeli mi? Tabii ki bir zamanlar güzel bir yermiş, baksana. Dağın tepesinde bütün manzara ayaklarının altında. Karşıda köprü. Orası şey herhalde, tren yolunun olduğu köprü. Sanırım. Wow. Avcının kulübesi. Burada kullanılan, şurada arabalar var. Onlara bakabiliriz. Aç. Aç bakalım. Şu fener 64 litre var içerisinde. Bizinkinde ne kadar hava? Bizinkinde full. O zaman bunu kuşan. Yak lan yak. Yak. Tamam. Başlayalım lootlamaya. Önce alt kat. Hemen şöyle kenar köşe. Oha, yerin altı da var. Alayım. Fıstık ezmesi. Alırım. Tavşan. Onu ye. Onu ye abi. Bitki çayı. Her şeyde seviniyorum falan. Hızlandırıcı var, alamıyorum. Baga bak. Ha. Heh, tamam aldım. Şu kütüğü alabiliriz de. Av tüfeği. My God. Not much for guns, but after what I've been through lately, better to be safe than sorry. This gear is starting to slow me down. Av tüfeği. Şunu bir reloadlayalım. İki tane mermim var abi. Kar 98 gibi bak.
Hop. Hop. Klik. Tamam. Baba merhaba. Papa merhaba. Yak. Tamam. O cepte bir dursun. Onu ayarlayacağız ya. Ayar çekeceğiz dur şimdi. Bu ocakta o bir sürü kütük var ya. Güzel yakılacak ama. Abi şunlara bak. Abi mermi. Of. Silahları dikkatli kullan. Tüfeğin durumu sağlamlığını etkiler. İyi bir durumda tutmak için bir tüfek temizlik kiti kullan. Tüfeğine iyi bakarsan, tüfeğin de sana iyi bakar. En lazım olan anda tutukluk yapmasını istemezsin. Cık, tabii ki de. Tabii ki de. Hemen tamir edeceğim abi, merak etme. Şu balıkları da yiyek ya. Şimdi bir alt kata bakıp geleceğim, sonra üst kata gidelim. Ulan kurt murt hayvan bir şey yoktur değil mi? Ne bileyim. Abi burası biraz fazla karışık mı? Bana mı öyle geldi ya? Dur bakayım. El feneri. Oha. Yanıyor mu? Pil var mı? Zaten. Tamam. Üstümüzü bayağı bayağı bir boşaltmamız lazım dostum ya. El feneri, ışıktan nefret ederler. Dünyayı keşfettikçe ilk fişekten itibaren etkisiz kalmış bazı elektronik aletler keşfedebilirsin. Örneğin el fenerlerine gece gökyüzündeki garip bir şafak hayat verir. El feneri karanlıkta yolunu bulmana yardımcı olabilir. Ayrıca vahşi yaşam üzerinde beklenmedik bazı etkileri de olabilir. Ne gibi? Lan! Ne oluyor? Alo? 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 Lan buradan geldim. Koşamıyorum. Koşamıyorum. Dur. Geldim. Alo? Alo? Yetişemedim ya lan. Kim aradı acaba? Kim aradı acaba? Yetişemedim. Ne abi? O açılmıyor. Üstümde çok 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 fazla yiyecek var. Abi yapma bunu be. Halat lazım olacak deme ya. O halat lazım olacak deme ya. Vay. Al bakayım. Bak bak eldivene bak şimdi sen. 1.0 1.9 la 9 Appa. Süper be. Ama bu ağırdır tabii 1 kilo. Bu 10 gram. Ama mükemmel ısıtıyor. İyi abi. Tipe bak. Harika ya. Şuna bak. Ben ne atacağım ya üstünden? Kara kara düşünüyorum. Burada bir not var. Ormanda konuşanlar harita notu. Gizemli göl dolaylarındaki terk edilmiş avcı kulübesinde buluşalım. GPS koordinatları okunmuyor. O bilmem ne yaptığımın Brayer House şirketini durdurmamız gerek. Peki. Su var. Suyumuz var mı? O bir sürü. İç.
Kenada bayrakları. Bitti mi? Dur bir yukarı çıkalım ya. Yukarı çıkalım da üstümüzü başımızı orada hallederiz. Hareket edemiyorum şu an. O kadar ağır ki. Of 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 of. İç ya. İç gitsin göm. Bir anla uğraşacağız. İç birazdan gelişmiş dinlenme versin. Şu an çok yoruluyoruz. Oha, evin üst katında bir ev daha var lan resmen. Bu ne böyle? Yok artık. Hayır hayır. Benim sağlık durumu nasıl? Sargı bizim 3 tane var. Ağrı kesicim var. Bu var. Bundan var. 3 tane acil durum uyarıcısı var. Süper. İyiyiz ya. 3 tane sargı bezi iyi bence. Bir tane daha alsak mı yani? Onun için. Bir tane daha alayım da. Ne olur ne olmaz ya. Ne olur ne olmaz. Çok fazla kurt var dışarıda. Yani savaşa bilir miyim bilmiyorum da. Bir sürü yatak var. Almadım. Onları. Şöyle bir bakıyorum. Kullanabileceğimiz iş botu. Buraya birazdan gelelim. Burada bir şeyler var. Galiba. Şöyle kenara köşeye sıkışmış bir mermi. Böyle ne bileyim. Yani yok mu? Şu aralarda falan kaldır böyle bir mermi hani. Hah, aynı bunun gibi bak mesela. Yok, kullanamayız onu. Oo, harika 5 mermi. Şimdi onlar düşünsün dostum. Kargo pantolon, kapşonlu sweatshirt. Bizdekiler sağlam kargo yani. Üstümüzde sweatshirt'ten daha güzel şeyler var. Yani. Üzerimdekilerin 10 kilosu yiyecekmiş. 17 kilosu ise burası. Burada bir şeyler yapmamız lazım şu anda. Bu bizim av tüfeğimiz. Eylemler. Aldım ya tüfek temizlik kiti. Nasıl vardı? Aa, var işte. Mermileri çıkart abi. Yo gene olmadı. Abicim var ya. Aa. Bu ne? Bu ne? What? Anlamadım ben. Bu bitmek üzere. Bunu atacağız zaten. Bir kilo daha oradan düşecek. Fakat bunu nasıl çalıştıracağız? Eylemler. Onar var. Toplar. Bunu onarabiliriz. Acağımız iyi. Bıçağımız. Onaramıyoruz. Bir kilo bu. 40 gram bu.
Şunlar çok ağırlık veriyor ya. Tamam. 46 kilo çok abi ya. 2 kilo da burası tutuyor tutuyor. 11 tane mi? Allah cezanı versin senin. Madem tamir et. Madem tamir yap. Tamirlik neyimiz var? 95, 96. 90. 71. Onar abi. Tamam, fena şey lan, elimizdeki şeyi bitti. Şeyi. İşte anladınız siz. Onar abi. Başka da onaracak bir şey mi yok ki? Bunlar zaten hep 100 ya. Şu bir 4 tanesini atalım ya. Hatta bu da fazla ya. Bir 2 tane daha, 3 tane daha atayım. Abi kumaş her yerden buluruz ki. Yani, değil mi? Ya öyle düşünüyorum en azından. ...17 kilo. Şaka gibi ya. Aa, dur bir dakika. Al. Eylemler. Topla desem. Dım. Dım. Onar. Temel aletler gereklidir diyor. Aa. Peki. 44. Çok abi ağır. 1 kiloyu şöyle bıraksam gene 43 olacak yani. Hala fazla. 10 kilo yiyecek var ya üstümde. Şuna bak. Öf. Bu kadar kahveyi ne yapacağız? At. At. Hepsini at. Şuna bak, bir sürü gofret var ya. Oha, zehirlendim lan. Oha. Şundan içeceğiz. Tamam. Şundan al. On saat mi lazım bir de? Yok artık. Zehirlendik ya la ayaküstü. Çikolateden. Bayat mıydı ki o da? Hmm, bakayım bu da bayat mı? Oba, gene yandı. He. Dur şu bayatları atalım ya. At. Hepsi bayat. At. Bu da bayat da 166 ama ya, bu fazla bir şey yapmaz herhalde. Lanmıştan bir şey olmaz.
Aradık ya burayı. Jeremiah'a dön. Çok basitti değil mi? Yani o kadar kolaydı ki dönmek. Neyse. Jeremiah'a dön. Gündüz bitecek ama değil mi ya? Dönebilir miyim ki? Jeremiah'a nasıl döneyim abi? Arada kaç ada var? Nasıl yapacağız? Buradan tekrar tamir ettiğimiz yere döneceğiz. Oradan tren yoluna çıkacağız. Tren yolundan günün ilk ışıklarıyla falan gitmem gerekiyor. Telefon da çaldıydı. Telefonu da duyamadık ve ben koşamıyorum bile yani. Bu kadar şeyle gidemem. Bugünü bir burada geçirelim. Şömineyi yak. Biraz bir şeyler içelim. Ya da boş ver, yakma ya, tamam. Ne yapacağız ki? Onarılacak bir şeyimiz yok. Tamir edebileceğimiz bir şey yok. Bunu da tamir edemiyorum. Oha. Kaç mermi aldı be? Güzel. 10 saat uyumam lazım benim zaten. Zehirlendik. Ayaküstü bir de. Şimdi. Aslında şunlardan da bir tane basıp koşabilirim ya full. Baksana iyice düşüyor taşıma kapasitem. Aküsü bitti. Pili nereden buluruz acaba? Aa, ne yapacağımı şaşırdım ya. Tamam. 10 saat uyumamız gerekiyor da. 10 saat nasıl uyuyacağım ben? Şöyle uyuruz. Sen şuraya. 10 saat uyu. Bakalım uyuyabilecek mi 10 saat? O ses ne lan? Aa, iyileşti. Tamam. Saat vakit geçir. Üç saat uyu. Ne yapacağız bilmiyorum. Hadi bakalım. Hala gün ağarmadı ya. Neyse hadi gidelim, yeter. Al.
doyuralım. Bir daha. Konservelerden kurtulalım abi. Bu yüzden yapıyorum yani bunu da. Konserveler 250 gramdan yani bayağı bir ağırlık tutuyor. Bunları böyle böyle harcayacağız. Başka var mı? Isıt abi kahvemizi de. İç. Fincan kahve. Tamam. Hadi gidelim. Koşamayacağım. Maalesef. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. Koşmadan gideriz biz de. Biraz üstümüzdeki kaynakları tüketmemiz lazım bir şekilde. Eline de şunu al. Kurtlara bak. Abi almıyorum, hiçbir şey yok. Ben Jeremiah'a döneyim. Yolum uzun. Yol uzun ve pek dikenli ben. Neyse. Şarkıda olmadı. Aa, koşabiliyorum. Az da olsa yani, koşamıyorum da koşuyormuş gibi yapıyorum. Hani böyle bir falan. Oraya gidebileceğimiz başka bir... Aha. Oraya geldiğimiz zaman oranın arka tarafında tam şey varmış. Yani köprünün en sağ tarafında. Bir bakalım Zula'ya. Zula'ya bir bakalım. Gidebilirsem eğer köprünün oraya kadar. Mermi çok. Sıkarım abi. Gelen oldu mu direkt koyacağım, gömeceğim, bam. İndir. Mermi bol. Kaç mermi? 10. Bir de 5 var ekstradan, 15. Gel. Gel abim. Hı, gel. Hava güzel, sıcak. Hava sıcak. Hava sıcak. Gelin lan. Gölün karşı tarafında değil mi? Bakalım neler olacak ya. Böyle de kaç günde gidilir bilmiyorum ama. Jeremiah'a. Hava niye kapalı ya? Şurada çok güzel bir güneş vardı. Kaynakları tüketeceğim artık. Yiyecek almayacağım. Hani sağlamını alırım. Bayatını atarım. O şekilde yaparak. Kaynakları üstümdeki tüketeceğim. Oy. Şurayı kapatalım da. Başka kurtlar falan dolaşmasın. Buranın. Şurada. Şurada bir Zula var. Zula'ya bakalım. Merak ettim. Ne olduğuna. Oradan yukarı zaten tamir ettiğimiz yer. Sıkıntı yok ya. Hallediyoruz.
Oğlum bak çöker. Suyun içinde kalırsınız. Yürümeyin buzun üstünde. Sizler de Zula'da ne olduğunu merak ediyor musunuz? Böyle bir yorumlarda falan yazın ya hani. Ya işte ben de oynuyorum. Ben de bütün Zula'ları açıyorum böyle merak edip falan. Ayı! Ayı gördüm, ayı! Bakın orada, ayı! Bakın orada, ayı! Neyse. Şarkısı da olmuyor ya. Tamam söylemiyorum. Oraya geç. Köprüden geç, taşların oraya geç, biraz daha ileride diyor. Biraz daha git diyor, orada diyor. Ayı. Vururum ki, öldürürüm yani, affetmem. Gelirse sıkarım, bam. Bam bam. Sizce bu ayıları öldürmeli miyiz? Jeremiah'ın yanına döndüğümüz zaman tekrar bizi buraya gönderecek mi? Git bu ayıları öldür, tekrar gel. Bir daha beni buraya gönderecek mi? Acaba bilginiz var mı? Beni bu konuda aydınlatabilir misiniz? Yorumlarda belirtebilir misiniz? Abi hani Jeremiah'a dönmeden o ayıya git öldür. Daha sonra tekrar seni buraya gönderecek. İşte git gel yapma. Yani öldür kurtul. Gibi şeyler. Bana söyler iseniz mutlu olurum. Nerede bu Zula? Bayağı bildiğim ben şuradayım şu an. Zula'yı geçtim yani de. Şu ne? Şunu merak ettim. Bulamayacağım sanırım ya. Sanırım Zula'yı bulamayacağım. Derken gözümüze hiçbirini almadım. Hiçbirini almadım vallahi. Çok ağırlar. Yanıcı kütük diyor ya, tanesi 2 kilo. Zaten zar zor yürüyorum. Tam bağırma bir be milletin içinde. Dur. Hallederiz. Evet dostlarım, bu bölümü burada bitiriyorum. Bana bu konuda yardımcı olabilecek birisi varsa eğer şimdiden teşekkür ederim. Yorumlarda belirtin, ayıları vurmamız gerekiyor mu gerekmiyor mu? Yani Jeremiah'ın yanına döndüğümüz zaman o ayrıyetten bir ayı vurma görevi verecek mi? Yoksa bunu öldürdüğümüzde ayı görevine sayıyor mu falan? Hani ben pek bir bilgim olmadığı için sizlere soruyorum. Eğer sizin fikriniz varsa benimle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Bölümü burada bitiriyorum. Bir sonraki bölüm sizin de yorumlarınızı eğer atarsanız ona göre değerlendirip direkt Jeremiah'ın yanına döneriz. Zaten günün ilk ışıklarındayız şu an. Direkt Jeremiah'ın yanına dönüp ondan görevlerimizi alıp onun doğrultusunda hani o sana diyecek ki git şu bölgedeki ayıyı vur.
Örnek veriyorum. O bölgeye gidip oradaki ayıyı vurmamız gerekiyor sadece yoksa. Muhtemelen öyle de olabilir ama bakalım nasıl olacak. Teşekkür ediyorum bu arada beni izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde kaldığımız bu noktadan tekrar devam etmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.